tatlıyım. En sevdiğim, evin en sevdiğim kısmını göreceğiz biraz sonra. Tahmin et neresi? En sevdiğin kısmı mı? Hı-hı. Neresi ki? Odandır, kendi odandır. Hayır. Ya neresi? Evin en sevdiğin çok, kısmı. Çok basit. Ne? Hadi ama. Aklıma bir şey gelmiyor. Düşünüyorum, odam. Gel. Ben seni götüreceğim sen. Geliyorum, takip ediyorum. Tara! Anlamadım. Paşanın o şeyi mi? Evet, paşanın oyun alanı. Arkadaşlar daha henüz bitmedi. Ama bu şekilde paşa içinde oynuyor. Zaten eserlerinden anlayabilirsiniz. Bütün gününü burada geçiriyor. Paşayı seviyorsun sen. Paşayı sevdiğimi kimse söylemedi. Onu şu an sen uydurdun. Tamam da burayı gösterdim. Burada ne var başka? Ben orayı da böyle yaptım. Ne anlamış ol? Yıkılacağım şimdi. Ay aklıma gelmiyor. Nasıl bir şey anlamıyorsun? Gerçekten gelmiyor. 7/24 bu köşede yaşıyorum ben böyle. Ha, anladım. Ne? Orası arkadaşlar. Orası neresiydi? Çoğu arkadaş her biliyor. Her evde bulunan bir şey. Orası abur cubur çekmecesi. Ha. Ne oldu? Babanla alışverişe çıktın herhalde. Bir şeyler aldın. Hı? Kimse öyle bir şey söylemedi ama. Babasıyla bakkala gitti geldi arkadaşlar. İçi çok güzel bak. A101'e uğradı. Değil mi? Genelde oradan abur cubur alıyor. Çünkü bize en yakın yer A101. Sen niye şu an bana sokuyorsun? Şimdi haftanın iki günü yasak var ya arkadaşlar. İki gün dışarı çıkamayacak ya Söyla. Abim bizi yemesin diye biriktiriyoruz bunları. O yüzden ikiniz de orada yaşıyorsunuz. Sürekli o 7/24 o çekmece açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. O yüzden kapanıyor. Bu evin bozuk çekmecesi bu. Birazcık bozdum ben. Üstüne ayağımla basamazsın. Şuraya kafamı yaslıyorum. Paşa da buradan kafasını aşağı sarkıtıyor. Paşa oradan bakıyor, ben oradan bakıyorum. Ayağımla buraya açıyorum, böyle içine bakıyorum. Ben korkuyorum ki bir gün Paşa ya o çekmecede kalacak ya buzdolabının içinde kalacak. Çünkü buzdolabını açtığımızda arkadaşlar bizden önce buzdolabının içine giriyor yumurta bölümüne. Bir gün dalgınlığımıza gelip de buzdolabının kapağını kapatırsak vah garibim artık. Ya da burada abur cubur çekmecesinde bunları açtığı anda iniyor hemen. Ya orada kalır ya burada kalır. Paşa en son baharatların altına sıkıştı. Açıyorum. Aç. Aç. Buradan görebiliyorum dolu olduğunu. Arkadaşlar bu iki gün süresince markete gidilemediği için babası ilikisi doldurmuş çekmeceyi. Çikolata var ya. Senden fırsat kalırsa yeriz. Bir dakika şu an, bir dakika. Senden fırsat kalırsa ne demek be? Evin çikolata canavarı sensin. Bir gecede 4 çikolata yiyen ben değilim. Ben birer gecede bir çikolata alıyorum. Neler aldınız bari? Evet arkadaşlar, çipsat. Abur cubur çekmecesinde neler varmış görelim. Standart cips, çünkü millet olarak, milletçe yani 4 kişi olarak evde. 5 kişi pardon, kaçmadan. Film karşısında cips yiyoruz. Mısır cipsi. Hayret. Diğerlerinden almamışsınız. Niye şu an böyle dedin? Ne bileyim, normalde alıyordunuz ya diğer şeylerden. Şöyle, diğerlerinden aldığım zaman daha çabuk bitiyor. Bunu kimse yemiyor. Ha, bunu az yediği için. Sen kendini düşünerek alışveriş yaptın bunu bugün. Bunu sen de yiyorsun anne. Hiç şey bir iki tane yiyorum işte. Ağzım aldığım anda kaybolan cips. Bunu herkes bilir arkadaşlar. Mısır ama cipsi. Ama güzel ben. Ben sürü cipsi yiyip en çok da acıcı şeyleri seviyorum. Yani. Çizi. Evet, çizi. Evde tek ben yiyorum sanırım. Çizi. Jellibon. İnanamıyorum. İki güne bunları mı aldınız? Bir poşet çikolata var orada. Bir aylık çikolata. Bir aylık. Ne bir ayı be? Toplasan en fazla 4 günde biter burası. Bu evde çikolata fabrikası kursan, çeşmeden çikolata akıtsan ödeyemezsin. Anladın mı? Çünkü evde ben varım. Çeşmeden çikolata akıtsam size kesin parayla satarım onu. Ayıp oluyor. Çocuğun, köşeyi çocuğun, dönerim çocuğun var ya. Ya köşeyi dönerim. Sen de ordun ya. Tamam köşeyi da. Dönerim ne demek? Bu ne? Nereden bu ne? Abur cuburla yaşanır mı? Bak bu benim değil. Evde jelibon abim de sen yiyorsun. Yani bizi düşünerek mi aldın onu? Çok teşekkür ederiz ya.
Hadi onlar da neyse, onları da ben seviyorum, kokosları. Peki bunları kim yiyor? Beyaz çikolataları. Babam senin sevdiğini biliyor onları bir kere. Ben de biliyorum. Evde beyaz çikolatayı bana tek alan abimdi normalde. Demek ki bu ne demek oluyor? Abim kendi yiyormuş ki bana da getiriyor. Babanla sen aldın. Bana ne diyorsun? Tamam işte. Karıştırma. Şunları ben yemiyorum. Bunları kim yiyor? Kim için aldın onları? Ben de bilmiyorum işte. Soruyorum. Kim yiyor bunu? Eskiden bizim çocukluğumuzun çikolatasıydı. Hobi. Biz çok yerdik onu. Bunları bugün... da siz yiyorsunuz. Çünkü bunlar meyveli. Onları baban seviyor. Evet. Onları kendini düşünerek almış. Abim bunlar da. Şunlar da ben. Daha çok bundan var tabii ki. Neden bundan bir tane var? Ay, bir tane çok iyi. Süheyla'nın tutkusu karamiyo. En sevdiğim çikolata sanırım bu. Okulda bir sene boyunca bunlarla geçirmemi sağladı. Okey, çikolatalarımı şimdi bu poşetle alıp odamın bir tarafına gömmeliyim. Hiç de bile. Hep orada duracak. Herkesin ortak malı. Madem öyle herkesi düşünerek alışveriş yaptınız. Herkesin ortak malı derken. O çekmece orada. Herkes ortak kullanıyor tamam, çekmece. Tamam, bunlar çekmece de olmazsa ortak malımız olmuyor. Demek ki benim oluyor. Hiç şansın yok. Orada herkesin sevdiği çeşit çikolata varmış. 2 hafta gitsin artık lütfen. Evdeki herkesin beğenerek yediği şey halley sanırım değil mi? Sanırım evet. Hepimiz yiyoruz. Daha çok annem yiyor. Arkadaşlar evet, çayın yanına falan yeniyor işte. Sen çay mı içiyorsun? Yok, arada yiyorum işte. Annem diyor ki meyve suyunu yanına. Bu ne? Etilcin. Bunları abim yiyor. Aşağıda diyorum yani, paket paket dolu oluyor. Şimdi en önemli şey. Baban çizi sever. Her şeyin yanına yedi. Burada yarısı yenmiş, çalınmış. Bir benim olan. Kim çaldı bunu? Dün akşam ben aldıydım, hatırladım. Onlar dedi, daha önceden kalanlar. Sen çöketiyorsun ben yani. Favorim sizlerden, sizlerden. Niye bu kadar tepkisi kaldı? Bunu hepimiz ne yapmıyor mu bekliyorsun? Niye şu an bana tıcıp atıyor? Çikolataları almaya kalkıyorsun. Burada. Koyduk yere. Çikolata düşürmüşüm. Al beni. Ben severim onu. Al. Ver. Çikolata çikolatadır. Cebime saklayayım. Sonra yerim. Bunu da biri açmış. Bir şey soracağım. Hani dedin çiğ değecek. Biz bunu yasaklardı. Niye hepiniz burayı... Baban almıştır ya. Ha, burada. Babam almadı bunu anne. Bunu sen yedin. Süheyla bak. Mısır, soslu mısır yer misin? Baban almıştır. Babam almıştı. Hatırladım. Evdeki bütün ayır aşırıyor. Biz yapacak kızıyorsun ha. Bu da büyük etici. Niye bu kadar çok çikolata var? Hiç tuzlu bir şey yok. Günaydın, günaydın, günaydın. Fark edebildin mi? Bak şimdi. Şimdi bak şimdi bunlar niye biliyor musun? Her evde bu çekmeceler vardır. Kimisinin çekmeceleri, kimisinin sandıktır. Herkesin, kimisinin dolaptır, bir yerler saklıdır yani. Çayın yanına bir misafir geldiği zaman hemen açıp yemeye bu tür şeyler vardır. Ve böyle sizin gibi obur çocukları da vardır herkesin. Yani. Niye alttan alttan derdim ne? Sıkıntıdan bakkala gidemeyince, sıkıntıdan hemen ilk ellerin attıkları... Savunmamı yapabilir yani. Miyim Hakim Bey lütfen? Savun bakayım kendini. Eskiden bakkal yakın olduğu için istediğimiz zaman gidebiliyorduk. O yüzden canımız çekmiyordu. Ama artık dışarı bile çıkmayacağımız için alıyoruz. Evet bu arkadaşlar. Karantina yüzünden artık her şey evlerde stok halinde. Ve yakında bakkal yok. Evet, bizim yakın mesafemizde yürüyerek gidebileceğimiz bir bakkal yok. Market oha, var. Bunda kuru yemiş mi var? Ben bir yıldır bunda kurabiye var sanıyorum. Yo, o baban kuru yemişi. Ben bunda senin yaptığın kurabiyeler var sanıyordum. Kurabiye mi kalır bir senedir içinde? Diyor mu ya işte, ben bir senedir kurabiye var sanıyordum. Kuru yemiş var. Baban kuru yemişleri. Çok üzüldüm şu an. Keşke söyleseydin. Kızım kızım gözün doysun, o kadar şey, bisküvi var, kurabiye var, daha ne kurabiyesini sayıklıyorsun sen kurabiye ya? Kurabiye sayıklamıyorum. Kurabiye vardı, hiç açmadım bunu diyor. Dokunmadım bile. Açardım. Açarsam içinde kurabiye olur da yemek zorundayım. Allah'ım yarabbim, Allah'ım. Yarabbim.
Yakışıklı annem mi dedi o? Kuş öğrettiğimiz şey ne kuş bir şey satayım. Şimdi. Daha yok bir şey daha. Şunlar var. Bir de şurası var. Benim odamda da var dur. 3 paket bir şey var. Zaten o doluydu az önce. Yarısı nerede? Abim yiyor. Bunu tek abim yiyor. Ben yemiyorum. Bir şey soracağım. Bu dakika. Anneannen verdiği şekerler. Neden en altta? Bunlar abime ver de yesin ya. Ne olur durmadan ya. Yiyor bilgisayarın başında. Hayır bak şeker ya işte. Hı. Sürekli buradan şey aşırmak yerine sadece şeker lazım oyalar. Çünkü çok fazla şey yiyor bilgisayarda. Bu ne? Kız krem varmış kız. Çekmece geçiyorum. Şey bak yapın mı? Bu ne be? İlk defa görüyorum. Portakallı. Sen bu portakallı olduğunu emin misin? Evet, portakallı. Evet. Onun üstünü ben yedim çünkü. Bir de diyor ki Seyla, doymuyor. Onun üstünü ben yedim. Onu ben yedim. Çekmeceyi kıracaksın, yüklenmeye devam edersin. Bir şey olmaz, ben paşayla yükleneyim. Alıştık biz. Şimdi bunları geri mi dolduracağım? Evet. Neden? Geri dolduracağım. Sen bir poşet ver onu istedim. Pop varmış orada. Sok cebine bir de görmeyeyim ben. Ne dersin? Kaybettim. Ne cebine anne ya. Ne ya ne ya. Siz yiyeceğinizde ben yemeyeceğim. Ne varmış yani? Anne bir şey demedim. Niye cebine sokuyorsun? Tamam şimdi bunları nasıl yerleştireceğim ben geri çıkardım ya. Aa bak bir şey unutmuşum. Ne? Hatırlıyorum bir ara bunlardan sana alıyorduk. Sana. Hindistan cevizlisine. Ne var yani Hindistan cevizi sevmem kötü bir şey. O Hindistan cevizi yiyor mu sizin de anneniz? Benim annem Hindistan cevizi hastası. Her bulduğu şeyin üstüne Hindistan cevizi ekiyor. O yüzden evdeki kimse Hindistan cevizi bir şey yemiyor artık. Fark ettin? Hmm. Annem sırf sevdiği puding bir şey yapınca bisküvi misküvi kendine böyle eziyor, emleniyor. Evin olmadık köşesinden yıllar önce bitmiş Hindistan cevizini çıkarıyor, getiriyor. Döküyor böyle üstlerini yiyor. Ve hepsinin üstüne diyor ki abim de diyor ki ben Hindistan cevizi yemem diyor gidiyor ben de yemiyorum. Babam zaten puding yemiyor. Allah'ım yarabbim Hindistan cevizi sevmem de suç oldu. Hayır Hindistan cevizini sevmem suç değil her şeye kapma artık. Yani Hindistan cevizi çikolata buluyoruz zaman. Hindistan cevizin tazesi çok güzel oluyor. Kendi organik hali. Yetiştiriyor musun? Türkiye'ye gelen organik mi olur bilmiyorum. Heh. Ben yetiştiriyorum da benim haberim yok mu Hindistan cevizi? Alıyorum ya işte marketten arada. Epeydir almıyorsunuz işte. Bunların da üstünde Hindistan cevizi var. Neyine yetmiyor be? Ciddiyim hepsinin üstünde Hindistan cevizi var neredeyse çikolataların. Demek ki güzel bir şey. Herkes seviyor ki o yüzden katılıyor. Ben mi diyorum sanki bütün her şeyin üstüne Hindistan cevizi katın diye? İşte şu bir bak demek ki geldi. Demek ki benim gibi seven çok olduğu için kullanılıyor. O yüzden çikolata üretiyorum illa. Hı? O yüzden mi çikolata üretiyorum? Üretiyorlar işte üstüne de Hindistan cevizi. Üstünde çikolataya şunların çok güzel sadece yakışır. Senin şu adını bilmedim. Kokostar mı yazıyor? Kokostar güzel bir şey. Onlar da çikolata var. Çok hafif. Evet. Hafif çikolata mı olur? Sığmayacağım. Kendilerini doldum buranın. Evet arkadaşlar. Abur cubur çekmecesinde neler varmış gördük. Bunlar iki güne büyük ihtimalle bitmiş olur. Sıkıntıdan dönüp çevrilip abur cubur yiyoruz. Eskiden bu kadar çok yenmiyordu. Bu karantina sebebiyle çok yeniyor. Çünkü... Eskiden de dondurmayı çok yiyorduk. Evet, çok o yazındı. Bir de arkadaşlar sürekli evde bilgisayar başındalar ve sıkılıyorlar. Sıkıldıkça da habire bir şeyler yemek istiyorlar. Ya makarna bilgisayar başında, ya hamur işi, ya abur cubur. Bizim ailede hamur işi çok seviliyor. Ailece yiyor. Yani. En az annem yiyor. Hamur işini de yapıp dipfrize dolduruyorum. Çıkarıp mikrodalgaya atıp çözdürüp yiyorlar. Yani sıkıntıdan yeniyor. İnşallah şu korona bir an evvel biter de biz de kurtuluruz sürekli daha tıkınmaktan. Doğrusu annem hamur işi yapmaktan kurtulur. Doğru mu bildin? Ha, evet aynen. Ne var alt tarafı cevizi çörek yiyoruz. De, durmadan cevizi çörek yapıyorum. Düşüyorum. Gayret. Düşünce gülerim biliyor musun? Gülerim ama sonra yardım. Şimdi ederim. Biz böyle yapıyoruz ama büyük ihtimalle çoğunluk böyledir yani. Çünkü ne yapsınlar? Sıkıntıdan habire yeniyor yani habire. Sen de yiyor. Göbeğin var. Sen kendi göbeğine bak. Uzak dur benden.